Hiç anlamadın sen beni, sevmemişsin besbelli. Ben dertlerle uğraşırken oynadın çifte telli. Ben dertlerle uğraşırken oynadın çifte telli. İsteyince sevilmez, vazgeçince gidilmez. Bu kalp bundan sonra sana özel müktür girilmez. İsteyince sevilmez, vazgeçince gidilmez. Bu kalp bundan sonra sana özel müktür girilmez. Kaçtın masadan, bu aşkın kumarından. Alacağın varsa benden, düşeriz artık zardan. Alacağın varsa benden, düşeriz artık zardan. İsteyince sevilmez, vazgeçince gidilmez. Bu kalp bundan sonra sana özel müktür girilmez. İsteyince sevilmez, vazgeçince gidilmez. Bu kalp bundan sonra sana özel müktür girilmez. Evet canım. Alkış. Kardeşim hoş geldin diyorum tekrardan. Kardeşim alkışla. Tekrardan da programımız hayırlı olsun. Şöyle alayım seni istersen. Al tabi abi. Efendim Vatan TV ekranlarından selamünaleyküm diyoruz. Aleyküm. Ankara'dan canlı yayınla Ahmet kardeşimle başladık. Herkese sevgiler, selamlar olsun. Kısa bir reklam arası vermiştik. Tekrar yayınımıza kaldığın yerden devam ediyoruz inşallah. Bugün birbirinden değerli konuklarım var. Hepsini burada ağırlayacağız. Bu arada yeni partnerim Özlem Hanım. Aylin diye bir tanıdığım var. Ona çok benzedim. Canlıya da ben sana Aylin dersen dedim. Şey yapma. Sıkıntı yok. Özlem Hanım'a da hoş geldin diyorum. Hoş buldum. İnşallah bundan sonraki programlarda beraberiz. Bugün biraz İnşallah. Heyecanlı o heyecanı evet. Atacağız. Bol bol oynayacağız biraz şıkır şıkır. İnşallah. Heyecanımız geçecek. İnşallah. Sen nasılsın kardeşim? İyi abi hamdolsun. Vallahi bizde pandemi dönemi. Köy, Ankara. İşler gidip açıldı. Ya tam manasıyla demeyelim ama tabii evet. Hamdolsun yine bugünümüz abi. İnşallah, inşallah. Müzisyen kardeşlerimizin zor günleri vardı. Onlar da geçti. Tabii biz de bu işlerde uğraştığımız için tabii. Sonuçta hep birbirimize bağlıyız. Bir halka şeklindeyiz. İnşallah hayırlısıyla bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz abi. İnşallah, inşallah. Güzel günler inşallah bizi bekliyor. Biz Ahmet kardeşimden şöyle canlı canlı şıkır şıkır devam edelim efendim. Öyle mi yapalım? Aynen öyle. Seni bulmuşken o zaman şöyle yapalım. Biraz müziğe duyalım diyorum ben. Olur abi, sıkıntı yok. Nasıl isterseniz. Evet. Şöyle yapalım. Ben bu arada saza sözü başlamadan önce abicim bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde büyüğümüz evet. Oğuz Yılmaz ağamızı kaybettik. Buradan tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah Oğuz rahmet eylesin. Rabbim mekanı cennet eylesin. Evet. Çok ani bir vefat haberi oldu bizi. Çok üzdü. Herkes üzdü. Buradan da onu bir belirtelim abi. Tabii, senin programda böyle nasip oldu böyle. Tabii bizim ama. Ankara'mızın yani önde gelen sanatçılarından birisiydi gerçekten. Diyalogumuz vardı. Çok da iyi bir insandı. Bunu da burada söylemek isterim. Allah rahmet eylesin. Amin. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun diyoruz efendim. Allah'ınızda biz de onu parçalarıyla inşallah unutturmayacağız. İnşallah. Oğuz abi her zaman bizim kalbimizde i̇nşallah. Olacağız. Tabii ki. Tabii ki her zaman. O zaman. Evet. Kudüs zamanı Ahmet diyoruz efendim. O zaman şöyle mi yaptık ya abi? Ufak bir şey yapalım, onlardan hareket yapalım. Sahne Oğuz ağamız içinde onu da analım öyle. Tabii ki efendim. Onun da anısına. Müzik
başında toprak olmayacaktın. Sen benim tek gülümdün. Hani solmayacaktın. Ezan var bizim için. Okunuyor sevgili. Gözyaşları
Fazla çaldığımız yok elektroyu, senin bağlama biliyorsun. Yani reklamımızı da yapalım, sönmez müzik bağlaması efendim. Abi, ta 2005'ten beri falan ben de abi bağlama. 2005 bizim tanışıklığımız daha eski. Abi eski bizim tanışmışsınız abi. Ben daha yeni başlıyordum abi bu işlere. Yani. Senin yukarıdaki dükkan vardı. Orada darbukalara falan bakardım ben abinin gelip geçtikçe. Ya şimdi çoğu gelen hani konuklarla biz böyle diyaloğa giriyoruz ama hani klişeleşmiş gibi oldu ama. Hakikaten öyle yani mesela öyle Ahmet öyle. Olsun, çoğu sanatçı olsun yanıma geldiklerinde öyle abi. Küçüklerdi. Ben her geçtiğimde o zaman tam saç çalmıyordum. Güzel bir darbuka vardı o zaman. Abi şunun fiyatını falan filan diyordum. Sonradan işte gele gide. Çok isteyen oldu ama abi bunu. Sat diye. Vallahi satmaz. Yıllardır sende duruyor. Bir de şunu söyleyeyim. Yani sönmez müziğe gelip de ben hani irtibat halinde olduğum bir kişide gördüğüm bir sanatçı olduğunda dediğim olmuştur. Emin olun yani. Mesela Ahmet'le de biz öyle diyorumuz. Dedim ki Ahmet dedim bak çok güzel bir yolun var. Efendi düzgün bir kardeşimizsin. Allah razı olsun. Senden dedim çok güzel şeyler olacak. Aynen öyle. Bir ona keza Armağan Aslan işte Okan Babacan daha birçok sanatçı. Çoğunluğumuzdan diyalogumuz var bizim. Hani bizimki tabiri caizse Kürkçü dükkanı. Hani herkes oradan gelip geçiyor illaki. Ama hepsini de çok seviyoruz gerçekten. Biz hani gönül dostuyuz. Bizim orası gönül kapısı. Biz gönül dostuyuz. Sıkıntımız yok hiç kimseyle. Yani yanlış yapan çok oldu mu illaki oldu ama hiç de problem değil bizim için. Yapsınlar ya ne olacak ki? Ne yapabilirler bana? Hiç problem değil benim için. Kendilerine yapalar abi. Tabii ki benim için hiç problem değil. Zaten yolunu alan yürüyüp gidiyor. Dürüst olan, düzgün olan zaten bir şekilde bir şeyler yapıyor. Ama onun dışındaki zaten görüyoruz. Ben bir iki ufak bir selamım var ya. Şimdi telefondan yazmışlar bana. Ben hep söylüyorum aslında da. Şimdi önce şunu belirteyim efendim. Instagram adresinden vatan alt-tv yazıyoruz. Mesajlarımızı gönderiyoruz. Özlem Hanım bugün canlı canlı okuyor. Bir şöyle boyunu bir görek Özlem Hanım. Şimdi benden uzun ya biraz senden uzunum diyor. O yüzden dedim ki sen otur hiç kalkma yerinden. Mi oldu? Olmadı öyle bir şey tamam. Efendim vatan alt-tv yazıyoruz. Instagram adresimizden mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Özlem Hanım da elinden geliyorlar. Bugün mesajlarımızı okuyacak inşallah. Bugün daha Özlem Hanım'ın ilk programı onun için. Evet heyecanımı maruz görün. Biraz acemi çekiyoruz. Yok gayet güzel inşallah. Zamanı geldiğinde sen de iyi belirle İnşallah. Geleceğini umuyorum. Şimdi efendim, Tuncer hocam, Tuncer Kapan, yıllardır bizle birlikte, aynı zamanda bağlama kursu dersi veriyor yanımızda. Tuncer Kapan hocama ve ailesine çok çok selamlarımı iletiyorum efendim buradan. Selam olsun kendisine. Süleyman Ayhan, müabirde abimiz yönetimde, ona selam gönderiyorum buradan. Berber Ayhan, bizim kuaförümüz, berberimiz. Ona selam olsun diyorum. Olur musun? Devam Doğuş edeyim. Oto'dan. Doğuş Oto'dan Serkan var. Buna Sirkan diyorum ben ona. Çok güzel bir kardeşimiz. Araç alma efendimiz. Çok ilgileniyor. Ve Can abimiz var orada. Onlara selam olsun. Efendim Ahmet Can ailesi de izliyormuş. Kardeşime selam olsun. Bunlara bir ara vereyim daha sonra. Devam edeceğim. Ne yapıyoruz efendim? Instagram'dan vatan alt-tv yazıyoruz. İsteklerimizi, düşüncelerimizi, mesajlarımızı yazıyoruz. Oradan biz de okuyacağız. Ama lütfen cep telefonumuza göndermeyin. Bu mesajı o yüzden okudum. Hep cebe gönderiyorsunuz. Instagram'a gönderin de en azından bir mesajınız şu olsun kardeşim. Yani. Peki ne diyoruz efendim? Şuradan oku istersen. Vatan. Alt-tv. Evet. Instagram sayfamıza mesaj gönderiyoruz. Bekliyoruz. Aynen. Resmimizin altına lütfen. Başkasının resminin altına yazmayın. Yani zaten. Bizim resmimizin altına. Buyur. Devam edelim mi? Edelim. Heyecanını yendi. Tamam devam edelim. Efendim. Başta söylemiştik, birbirinden değerli konuklarımız var bu akşam. Şıkır şıkır devam edeceğiz. Seda Kara Hanım var. İnşallah. Biz uzun zamandır aslında böyle program düşündük. Hani programa konuk olsun diye. Ama nasip bugün oldu. Kendisini bir alalım alkışlarımıza. Seda Kara diyoruz efendim.
Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, oyuncularımızın ayaklarına sağlık diyorum. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya alayım seni öyle şöyle. Öyle mi? Öyle yapalım. Ya evet. Ben kısayım herhalde. Bunlar hepsi benden uzun abiciğim ya. Yani bizlere topuklu gitsek ne yapsak bilmiyorum ki valla. Yok, böyle iyi ya. Yani biz de evet biraz böyle... Öyle tabii ki iyi. Ben kısa kalıyorum ya. Tabii ki iyi ya. Bir tip herhalde bir uzunuz değil mi? İyiyiz ya. Olsun. Sizin gönlünüz güzel, sağ yüreğiniz ol, güzel. Sağ ol. Teşekkür abi. Sen de programın başında söyledin. Gerçekten evet, nasip bugüneymiş. Senin programında olmaktan, bu stüdyoda olmaktan ve tabii ki Vatan TV ekranlarında olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Şu an bizleri izleyen, Vatan TV izleyenlerine ve sevenlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu akşam Vatan TV'deyiz. Evet. Hiçbir yere ayrılmasınlar. Vatan TV'deyiz. Evet. Çaylarınızı koyun, bizi izlemeye devam edin. Aynen öyle. Hemen mutfağa gitsinler, bir bardak çayını alsınlar, açsınlar Vatan TV'yi. Benim, evet, mikrofon. Geliyor mu sesim? Açsınlar Vatan TV'yi. Kızılcağım amla Ahmet kardeşim. Ya. Nacizane ben. Böyle güzel bir orkestra. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Vallahi. Ankara'dan, Ankara'mızın nadidane güzel stüdyosundan, Ankara'mızdan şu an bizleri izleyen herkese selamlar olsun. Evet, kucak dolu selamlar olsun efendim diyoruz. Evet. Şimdi az önce biz kardeşlerimle konuştuk. Dedim ki ya dedim, Müzisyen kardeşlerim dedim ki az dedim öne alalım sizi de kamera dedim göstersin. Aman abi diyor ben çıkmayayım diyor. Lan niye geldin o zaman buraya? Arkadaşın ismi ne? Yasin. Yasin niye geldin kardeş? Olmaz öyle. Olmaz. Arada lütfen bu arkadaşları çekelim. Şikayetçiyim çünkü İnanına bu durumda. İnanına çekelim kamera. Aynen öyle abi. Evet. Evet, ha, çünkü onlar bizim öyle mutfağımız, onlar olmadan bu iş olmaz. Ha, buyur. El sallar mısın kardeşim? Ha, bu işte. Ben her zaman söylüyorum, biz sanatçılar ne müzik, ya ne onlar bizsiz olur, ne biz onlarsız oluruz. Biz hep beraber her yerde oluyoruz. Tabii ki, tabii ki. Her çok zaman. Güzel. Onlarsız olmaz bu iş. Evet. Sedacığım, şurada bir şey yazıyor. Okur musun bana lütfen? Vatan senin sesini duymak istiyorum. Evet, Vatan Alt TV Instagram sayfası. Tabii, Instagram sayfası. Orada bizim resmimiz var böyle. Evet, 5-6 oradan... kişi. Lütfen görün. Evet, şu an Vatan Alt TV Instagram sayfasından bu gördüğünüz güzel insanların fotoğraflarını göreceksiniz. Ve orada bizlerden istediğiniz türküler, oyun havaları varsa hemen yazın. Bizler de burada okuyalım ve seslendirelim. Şimdi Seda Hanım'ın kendisi de yapımcıydı ya. Kendisi de bayağı bir program yaptı. Bir de bayanlar hep 1-0 önde ya. Şimdi onlar bir konuşmaya başladı mı yandın abi. Ya ben evet, yani ekranda gerçekten kameranın karşısında böyle hep konuşuyorum. Ama çok konuşuyorum. Güzel. Herhalde ben yok, oturayım biraz. Yok estağfurullah. Ha, yok oturayım. Estağfurullah. Konuş tabii. Biz burada konuşacağız, müziğimizi tabii yapacağız, ki, güleceğiz, zaman eğleneceğiz. Sonuçta çok programı ben insanlar bizi izliyor. Ben ne diyorum biliyor musun? Hayat bir gün, o da bugün. Dertleri, kederleri şöyle koysunlar bir kenara. Evet. Hatta atıyorlarsa atsınlar. Bugün, nacizane bugün bu programın tadını çıkarsınlar. Aynen öyle. Evet, teşekkür ediyorum. Seda Karen'den canlı canlı devam ediyoruz efendim. Oturmak öyle yok. Tamam o zaman, hadi orkestra.
gelsin. Vallahi teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık vallahi. Bugün var ya coşacağız inşallah. İnşallah. Bugün sana oturmak lazım. Ne yapacak? Gel. Hemen Vatan Ankara Instagram sayfasından bizlere ulaşın efendim. Bizlere dileklerinizi, isteklerinizi iyi ya da kötü vallahi yazsınlar. Yazın kardeşim ya. Hayret bir şey. Evet. Yazsınlar bizler de burada okuyalım. Hadi bakalım. Şimdi bir de Özlem'den duyalım mı bunu? Duyalım. Vatan Ankara. Özlem burada mı? Buradayım. Merhaba, hoş geldin. Çok heyecanlıyım. Nasılsın? Kuliste de söyledi Reha abi, gerçekten heyecanlı. Tabii bizlerde de... Ama canlı işte şey var tabii. Farklıymış gerçekten. Bir de canlı yayın oluyor normal yani. Ama işte zamanla ne yapacak? Yani bir yarım saat sonra kendime gelirim. Yarım saat, tamam saat tutun abi orada yarım saat. Bu arada Dursun burada, Kel Dursun. Tanır mısın kendisini? Yakine tanırsınız. Tanıyorum. Evet, kafa parlayınca ben hemen biliyorum zaten onu. Bir de muhtarımız var. Onu oynatacağız. Tamam, oynatacağız. Selahattin diyor ki bak burada şimdi bizim oyuncu kardeşimiz Selahattin bizi diyor unuttu diyor. Ha sen unutulacak durumun var mı senin? Biz yıllardır çalışıyoruz. Selahattin'le Murat'la olsun. Efendim? Dört beş yıldır beraber çalışıyoruz. Evet Reha abi gerçekten benim en son klibimde de oynadılar kendileri ve her zaman evet. Senden bahsettiler, güzel bahsettiler. Yok yok sağ olsunlar. Doğruyu söylemek olsunlar. Gerekirse benim gerçekten. Benim için de aynı. Biz ekmek yediğimiz insanlara hiç sonra ihanet etmedik. En kesinlikle güzeli. Tabii. Öyle de olması 4-5 gerekiyor. 4-5 yıl beraber emek verdik bu işe, o yüzden sizin yeriniz ayrı. El öpecek insan yani. Evet. Kardeşim, evet öyle doğru. Üp. Ben bayramda geldim. Evet Özlemciğim, ne yapıyorduk? Vatan Alt TV. Dursun. Dursun mu kalsın mı? Bence kalsın. Çekiş hele. Buyurun. Vatan Alt TV resmin altına yorum yazsınlar. Instagram'dan efendim resmimizin altına yorum yazıyorsunuz. Yorum. Ne yazıyor efendim? Biz okuyoruz. En güzeli. Özlem Hanım yarım saat sonra bunu okuyacak. Unutmayın. Saatlerinizi tutun. Ona göre okumaya devam edeceğiz. Instagram'dan. Efendim bu arada bir kardeşimiz var burada. Çok yalı. Dedi ki ya ben sanatçı olmak istiyorum. Ya ben... Bir iki parça okuyabilir miyim dedi falan. Dedim ki ya öyleyim değil, hadi gel bakalım, arada seni kaynatalım. Cavit Saraçoğlu kardeşim. Hazır mı bir Cavit'i alalım mı? Cavit, nasıl bir Cavit ya? Bunu merak ettim ben. Bizim Cavit değil mi bu ya? Hadi bakalım. Şu mikrofonumuzu kardeşim verelim. Aha. Thank you.
sakallarım pas içinde. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, derin yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Taş duvarlar yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hep. Demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?
kelebek. Senden başkasını yar yazmasın Mevlam bana. Benim için doğurmuş annesi onu bana. Senden başkasını yar sevmeyeceğim. Babacım, evet. Yabancı değil. Hatırlat.
Bunun yanında yolları yollara. Muhtar abi bak lan. Cerhoş olmuş kaldıramıyor dolları dile. Sülalen melek geliyor. Yapmazdın, 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 yapmazdın.
dört. Kara kaşına vurgunum.
Muhtar nereye gittin geldin ya? Üç gün oldu ben bu derde. Düşelim, düşelim. Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı. Sarısından fayda yok, aşk el gece yarısı. Yumurtanın kulpu yok, gözlerinde uyku yok. Sürgemci gemi, hiç kimseden korkum yok baba. Süperdi. Abi sen daha devam edelim de Allah biraz daha devam edelim. Gelemediniz. Daha zamanımız var ya, 12.30'a kadar aldı. Hayır, ben de oynayacaktım şimdi. Muhtar emmi oynayınca dedim ki muhtar olunca. Maşallah ya. Tabii azalara gerek yok dedik. Muhtar dayı, Selahattin abim, abilerim. Yıllardır maşallah ve bayımlar. Tabii ki tabii. Şıkır, biz kocadık, onlar kocamadık. Eyvallah. Hayırdır kardeş, ne oldu şimdi? Sevgiler, saygılar. Toprağım abi. Saygı bizden. Hadi, toprak, tabii. Buyur. Benim az önce de reklam arasında söyledim. Yalana gerek tamam. Yok. Hakkını da yemem. İlk televizyonlara böyle diğer başka bir kanallara çıkmama vesile olan abimdir yani kendisi de. Kendileri. Vallahi cidden. 2009 senesinde biz de Selahattin abi. İstanbul zaman... Boğaz Köprüsü'nün üstünde. Bak atladınız. Yolda kalmalar. Ama bir şey olmadı. Efendim ben birkaç tane selam okuyayım. Bu arada ne diyoruz efendim? Batal Alt Tire TV resmimizin altına yorum yapıyoruz. Biz de burada okuyoruz. Kim okuyor? Özlem Hanım okuyor. Ben okuyorum. Şimdi bayağı bir mesajlarımız var. Biraz daha biriksin. 12.30'a kadar inşallah bugün buradayız. İstanbul'dan aldığımız telefona göre dediler ki programımız şıkır şıkır ve harika. O zaman ne yapıyoruz, size yarım saat ekliyoruz kardeşim dedi. Ben dedim ki ya bir olmaz mı dedim de. Aynen öyle. İnşallah 12.30'a kadar efendim biz Vatan TV ekranlarındayız. Sönmez Show'da Vatan Altire TV yazıyoruz. Instagram adresimizden resmimizin altına yorumları yapıyoruz. Özlem Hanım okuyor ama bence ara sıra Seda da okusun. Okuyalım, hatta ben bir tane okuyayım. Kendi telefonuma buyur. Gelmiş. Nereden söylesin arkadaş? Evet. Kendi eline düştün yani, buyur. Reha abi şöyle yazmış. Muğla'nın eline düştün yani, hadi bakalım şimdi. Muğla Ortaca'dan Bayram, ben diyor engelli bir bireyim diyor. Seda Hanım bana bir eser armağan ederseniz sevinirim diyor. Ankara güzelse evet. Sebebi sensin diyor. Ben tabii ki bu eserimi tüm Muğla'ya, tüm Yörüklere armağan etmek istiyorum. Ve tabii ki Bayram kardeşime armağan etmek istiyorum. Tabii, Muğla güzelse sen. Sebebi Bayram kardeşim. Evet kardeşim, evet. Selam olsun bizden de sana. Yüreği güzel insan. Birkaç tane daha oku istersen, oraya gelmişsin. Ben hazır. Mi? Tamam. Bu benim kendi sağ olsun benim takipçilerim sağ olsunlar. Her sabah bana günaydın mesajları, cuma buyursun. Mesajları atıyorlar. Ama ben... yani hepsine cevap veremiyorum. O yüzden kusura bakmasınlar. Ama ben çıktığım ekranda onlara böyle topluca hepsine mesaj gönderiyorum. Vatan Alt Tire TV'den okuyalım getirdim. Değil mi? Mümkünse birkaç evet, tane okuyalım. Hemen evet. Biz okuyalım. Nereden başlayalım? Ortalardan başlayalım. Olur böyle. Fark etmez. Karabük Safranbolu'dan bütün ekibinize selamlarımızı iletiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. İyi eğlenceler demiş. Selamın aleyküm. Kırşehir'den Sedat Arslan. Aleyküm selam buradan Kırşehir'e selamlar selam olsun. Selam olsun Kırşehir'e. Çok güzel bir program. Her gün keyifle ailecek seyrediyoruz. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Tekirdağ'dan iyi akşamlar. Beğenerek izliyoruz. Sıradaki şarkıyı anneme ve bana gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar, sevgiler. Ben Ankara Akyurt'tan
Mahmut Ramazanoğlu Kızılcamamlı Ahmet abimden kader torbasını istiyorum. İzliyoruz demişler. Buradan selamlar olsun. Akyurt'a, Ankara'ya. Ah Yalan Dünya parçasını istiyoruz. Selamlar, saygılar demiş. Evet. Vatan TV her zaman olduğu gibi süpersiniz demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Vallahi... Bizlere mesaj gönderen herkese kucak dolusu selamlar. Bizden sevgiler de... gönderiyoruz. Erzurum'dan kucak dolusu buyur, selamlar. Buyur, benim memleket. Hadi bak. Kimin? Vurdun gene beni akşama. Erzurum'dan gelmiş. Malatya. Kardeşim. Malatya'dan gelmiş efendim. Malatya'dan Mehmet Babacan'a bir selam söylerseniz sevinirim demiş. Tüm Malatya'ya Mehmet Babacan'a selamlar olsun. Evet, şöyle hatta kimler bizi hangi şehirden izliyor? Özlem okusun. Reha abi şimdi sen var ya... Ben bilerek şimdi Özlem Hanım'ın bu ilk günü olduğu için evet. Biraz Özlem Hanım'a yüklenmek istemiyorum. Aynen. Şimdi burada ne yapacak? Seni dinleyecek, bizi dinleyecek, ortama bakacak. Bu önümüzdeki hafta ne kadar mesaj geldi hepsini okutacağım. Ben söyledim kuliste. Biz bile heyecanlanıyoruz. Her televizyona çıktığımızda, her konsere çıktığımızda. Canlı yayın çünkü sıkıntılı bir durum. Özlem Hanım da ilk kez ilk televizyon programı tabii ki. İlk programını bizden yapıyor. Bakacak ileride. Efendim şimdi birkaç tane selam var. Ben onları bir okuyayım isterseniz. Müsaadeniz olursa. Seda Hanım müsaade ederse. Estağfurullah. Reha abi olur mu? Yok oku. Ben konuşmuyorum o işin, zaman. O işin esprisi gerçekten sağ olsun ayağına sağlık. Dediği gibi gerçekten benim için aynısını söylüyorum. Çok güzel program oluyor. Ben geldiğine çok sevindim. O işin esprisi. Teşekkür ederim. Program ben de benim çok değil sizlerin. Memnun oldum. Şey değil kesinlikle. Efendim Ankara'lı Coşkun kardeşim izliyormuş. Selam olsun kendisine. Neşet Abaloğlu selam selamlar olsun. Olsun buradan. Hepsine. Tahir Uçar kardeşim selam olsun. Tufan Altaş yerini birlikte izliyormuş. Selam olsun diyorum. Ayşe Dinçer Hanım izliyormuş. Zaten attığımız bütün şeyleri beğeniyor. Sağ olsun var olsun kardeşim. Selamlar çok teşekkür olsun. Ederim. Canım selam arkadaşıma olsun. Ayşe Dinçer'e ve bizi izleyen tüm meslektaşlarıma buradan kucak dolusu selamlar burada, gönderiyorum. Burada olsa inanın programı alırdım ben ama belki bir gün kısmet olur İstanbul'da program yaparsam inşallah Ayşe Hanım'da programı alacağım diyorum. Efendim İzmir'den Bulut kardeşim, Bulut Coşkun ona selam olsun. Bu arada ne oluyor orada? Bir değişiklik mi oldu? Efendim Mustafa Yolcukaya. Kardeşim bizi izliyormuş. Abim daha doğrusu bizim büyüğümüz. Selam olsun efendim buradan kendisine. Efendim Özden Hanım'a bir tane... Ne demiş burada? Tamam onu sonra okuyayım ben. Bir iki tane okuyalım mı Özden Hanım yoksa? Okuyorum. Böyle devam edelim mi? Böyle devam edelim. Aynen. Tamam o zaman. Efendim Selahattin kardeşim çubuğa gidiyor. Zamanı biraz kısıtlı. Onu yolcu ediyoruz. Sağ ol ayağına sağlık Selahattin. Ahmet. Haftaya görüşürüz. Ahmet Yordoğlu. Başka bir oyuncu arkadaşımıza transferimiz var burada tabii. Evet. Olsun fark ettim. Fark ettim. Biraz da orada göndereceğim. Sağ ol. Görüşürüz kardeşim. Sağ ol. Ayağına sağlık. Efendim fazla sözü ben uzatmayayım. Seda Hanım'la bir devam edelim. Ondan sonra gene ben mesajları kaldığınız yerden birkaç tane okumaya devam edeyim. Bu arada kızım izliyormuş. Onları ben unutmayayım. Ev almaz bizi. Gözde bizi izliyormuş. Selam olsun kızıma. Arkadaşlarla birlikte bizi izliyormuş. Selamlar olsun buradan. Bu arada çok cici bir torunum var. İlçin. Daha bizi belki anlamaz bu yaşlarda ama ona da yine bir selam göndermiş olalım. Efendim Seda Hanım'a devam edelim. Ama bu programlar biliyorsun televizyon programları olsun bizim çekmiş olduğumuz klipler hiçbir zaman bitmiyor. Onlar yıllar geçtikçe bu programları izleyecekler ve dedesinin ona selam gönderdiğini görecek. Torun gerçekten bir ayrı. Yani çocuklar büyürken biz hani bilemedik. İş güçtür, odur budur falan onun tadını alamadık. Evet. Ama torunla sürekli birlikte olduğumuz için yani bizim elimizde büyüyor. Daha bir farklı oluyor. Ondan da farklı oluyor. Evet. İnşallah dediğin gibi büyüyünce bizi izler. Ben de o zaman 4 yaşında Çağan benim yeğenim var. Ona da burada onu buradan öpüyorum. Beni izliyordur. Bir selam de 1,5 yaşında Sena. Seni de öpüyorum. Sena sana da selam olsun. Selamlar olsun. Özlem de selam gönderiyor. Sena. Gönderiyor muydum? Ben de arkadaşım Melisa'ya selam gönderiyorum. Buradan. Benden de selam olsun efendim arkadaşlar. Selam olsun. Peki. Seda Karenan'a da bir de bir şey söyleyeceğim. Ben 26 Haziran Manisa Akhisar'da Batuhan kardeşimin sünnet düğününde olacağım. Buradan tüm Ateş ailesine selamlar söyleyelim. 26 Haziran'da Manisa Akhisar'dayız. İnşallah. Hayırlı olsun diyoruz efendim. Evet tabii ki az önce Kızılcamamlı Ahmet kardeşim de değindi. Çok kısa bir süre önce biliyorsunuz sevgili üstad meslektaşımız Oğuz Yılmaz, evet Oğuz Yılmaz'ı kaybettik. Ankara'mızın gerçekten çok değerli ve kıymetli bir sanatçısıydı.
Onun böyle birkaç tane bu programda okudum eserini. Onun böyle hitleşmiş, herkesin okuduğu güzel bir eseri. Evet. Kerim Han'ı okumak istiyorum. Tabii ki. Tabii evet, ki. Gelsin o zaman. Nasılsın? Hadi. Buyur. Bu dünyada sevmeyenler
bayağı bir mesajlarımız gelmiş. Onlara biz bir iki tanesini Özlem Hanım okusun. Dedi ki ben bugün okuyacağım arkadaş dedi. Ben de okursun ben dedim ya. Kaça kadar okumuştunuz hanımefendi falan? Alalım mı? Evet, Birkay Binay'dan. Cüneyt'ten hayırlı uğurlu olsun programımız. Kızılcavanlı Ahmet'ten. Sen yoksan kopsun kıyamet. Çok memnun oluruz. Suriye Elbap'tan selamlar demiştim. Bizden de selam olsun efendim. Evet. Celalettin Dev'den, Kızılcavanlı Ahmet'ten. Sen sar ben hoş olurum demiş. Kesin olur mu ama? Olursa ona göre okuyalım. Olmazsa olmuş demek ki. Tamam, selam olsun kendisine. Bir tane, iki tane sen oku. Ben mi okuyayım peki? Evet. Hemen bana at, ne yap şimdi? Efendim, tekrar ben belirteyim, onu sana birkaç tane okuyayım. Efendim, Vatan Alt TV yazıyoruz. Instagram'da resminizin altına yorum yapıyorsunuz. Ve ikinci şartımız, Vatan TV'den ayrılmıyorsunuz efendim. Sönmez Show'dan, Vatan TV'den ayrılmıyoruz. Ben hemen bir iki tane okuyayım. Turgay Efe, bir bardak çay yetmez demiş. Seda Hanım, Demik'le geldik demiş. Ne kadar güzel. Buyur, sen demin dedin ya, çayınızı evet. Alın. Ekran başına geçin. Yani. Selam. Program da uzadı zaten. O yüzden en iyisini yapmış. Aslında öyle bir misafirimiz olsa da bir çay falan böyle kekmek değil mi? Çayımız gerçi var burada sağ olsunlar da. Efendim Şentebeli Bekir cümleten selamlar demiş, selamünaleyküm demiş. Kızılcavı Ahmet abimden anadenme selamlar olsun. Bize bir okusun diyor birkaç tane diyor. Okur aynı zamanda üfler, üfürü de çok kuvvetlidir. Okur yazar yani. Efendim Muhammed Yaşar Güdül'den yazmış kardeşimiz. Selam olsun buradan Güdül'e. Vatanımızın her tarafı güzel efendim. Güzel yurdun güzel insanı. Gerçekten vatanımızın her tarafı, her karış toprağı çok güzel. Bütün yurdumuzun bütün insanlarına, bütün vatandaşlarına buradan selam olsun. Onları ayırmıyoruz ama böyle tek tek yazıldığı için mecburen burada okuyoruz. Efendim Sinan Şahin demiş. İyi ki varsınız. Selamlar olsun demiş. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun. Efendim Turgay Efe'yi okumuştuk. Mehmet Babacan. Seda Hanım demiş Malatya'dan Mehmet Babacan. Demin okumuş muydun evet, bunu? Evet okumuştuk. Olsun selam bir daha selam olsun, söyleyelim. Evet. Efendim şöyle şans biraz demiş, daha. O zaman yarın bir hemen milli piyango alsın bence. İki kere bence okuduk mesajı. Biz onlara zaten piyangoyuz şu anda. Farkında mısın? Nasıl? Yani piyangoyu buldular zaten. Evet. Efendim Kızılcavu Ahmet kardeşimden demiş. Yazan kalem siyah istiyorum demiş. Sedat Aslan. Selam olsun kardeşime. Efendim, efendim, Türkiye, Ankara demiş. Sinan Şahin efendim, bu arada demiş, tüm çalışmalar harika gidiyor demiş. Herkese demiş, selam olsun Vatan TV demiş, bizden de selam olsun kardeşimize. Bekir kardeşimiz selam göndermiş, aleyküm selam, bizden de selam olsun. Ömer Eray Uslu kardeşim selam göndermiş, kısa kısa geçeyim hemen çünkü bayağı bir mesajımız var. Ona selam olsun kardeşimize. Şöyle bir aşağı doğru gelelim. Kütahya'dan kardeşimiz yazmış. Ona selam olsun kardeşimize. AKS 43 demiş. Yani isim belli olsa okuyacağım ama o şekilde de herhalde anlaşılır mı bilmiyorum. Evet. Ömer Eray Uslu'yu konuştuk. Yıldıray Saraçoğlu. Vatan TV'yi izliyoruz. Hayırlı yayınlar demiş. Bizlerine de selam olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Efendim Vatan Alt-TV yazıyoruz. Instagram adresimizin altına, isimimizin altına yorumlarınızı yazın. Gene biz okumaya devam edelim buradan. Benim bir selamım var. Ufak onu istersen okuyabilir miyim? Senin var mı öyle bir selamın? Yok. Ne olursun olsun. Allah'ım. Tamam ben okuyayım o zaman. Özlem Artan'ı efendim böyle birkaç program inşallah açacağız. Kabak çiçeği gibi açacak. İnşallah ilk günden böyle olacak yani normal. Yani ilk günden diyor böyleysen diyor beni tutamazsınız falan. Efendim Ahmet kardeşimize göndermiştik selamımızı. Mustafa abi sana tekrar selam gönderiyorum. Programdan sonra görüşeceğiz. Bayağı bir telefonuma mesaj atmışsın. Ailece izliyor musunuz efendim? Selam olsun diyorum. Bu arada Sönmez Müzik personeline selamımı gönderiyorum. Sönmez Müzik'i unutmayalım. Giderken sağda, gelirken solda. Sönmez Müzik, Sönmez Müzik. Sedacığım sana geçelim mi? Geçelim. Bir iki tane mesaj mı okursun, selamımı gönderirsin? Selam. Reklam arasında biz konuştuk kendisine. Dedim ki ya böyle takılıyorum sakın kırılma dedim. Yok dedi ya öyle şey mi olur? Dedim ya biraz hani... Ya ben selam tabii ki gönderirim ama tabii ki şu an bizi izleyen değerli izleyenlerimizin mesajını okumak bana daha ayrı bir mutluluk verir. Tamam iki tane o zaman oradan da okuyalım. Oradan da okuyayım. O zaman ben Alanya Ahmet Bilgin abime ve eşine selamlar göndereyim. İzmir Torbalı'ya buradan selamlar olsun. Çorum'a Çankırı'ya selamlar olsun diyelim. Tabii ki aileme, canım anneme ve tüm Kara ailesine buradan selamlar gönderelim. Anneciğim ellerinden öperiz. Teşekkür ediyorum.
Birkaç tane hemen şöyle güzel mesajlar gelmiş. Necla tamam. Kara, herkese selamlar. Seda Hanım'dan Ankara Güzelse Sebebi Sensin parçasını istiyorum. Zaten sen de okudun Reha abi. Evet. Dediğim gibi yani şu an Vatan TV izleyen herkese kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Gerçekten güzel bir program oluyor. Ben vallahi çok eğleniyorum. Çok beğendim vallahi. Yani bu zor yani süreçte. Yani ben soruyorum diye beğeniyorum ama güzel program oldu. Gerçekten ben sizi tabii ki biliyordum ama tabii evet. ki kısmet bugüneymiş. Gerçekten siz de bugün bayağı bir espri de yaptınız. Evet. Güzel akıyor yani program gerçekten akıyor. Zaten Vatan TV'yi anlatmaya gerek yok. Evet, bizim Vatan TV bizim ilk göz ağrımız. Her zaman onu söylüyorum. Tahminim 2009 mu 2008 mi o civarlarda gibi diye hatırlıyorum ama kuruluş zamanlarında. Evet. O zamandan beri bizim İç Anadolu bölgesindeki sanatçılarımıza en çok önem veren, değer veren kanalımız. Evet. Birçok sanatçımız da o zaman bu kadar yaygın değildi tabii bu televizyon programları falan. Birçok sanatçımız da o zaman Vatan TV ile birlikte evet. gündeme geldi. Kendini anlatma, çok, ifade etme imkanı buldu. Bu anlamda da çok teşekkür ederiz. Ekmek Vatan kapısı TV'ye. Açtı. Gerçekten evet. çok ekmek kapısı açtı. Yani gittiğimiz konserlerde, festivallerde hep söylüyorlar. İşte Vatan TV'de gördük sizi, evet. Vatan TV'de izledik ve dinledik. O yüzden Vatan TV tartışılmaz gerçekten. Evet. Yaşanır. Kanalda olmak gerçekten güzel. Burada tabii ki şu an biz Ankara Vatan TV stüdyolarındayız. İstanbul'daki çalışan Vatan TV tüm personelini en küçüğünden en büyüğüne tabii, buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Selam olsun. Emeğe geçen herkese selam gerçekten, olsun efendim. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Burada da böyle inanın hani canlı yayın programı yapmak çok zor gerçekten. Hani biz elimizden geldiği kadar burada samimi olmaya çalışıyoruz. Kendimizi yapmacık değil de olduğu gibi ifade etmeye çalışıyoruz. Ama burada da inanın yoğun bir tempo var, bir çalışma var. Tabii ki. Kameramanından, işte sesinden, rejisinden, içeride Kalender abimiz var. Yani burada büyük bir emek var. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Burada biz kendi evimiz gibi geliyoruz. İşte aynen. Her programı söylüyorum. Çayımız var. İkramlarımız var, her şekilde yani kendimizi hiçbir şekilde yabancı hissetmiyoruz. O yüzden de bir rahatlık, buranın dediği bir rahatlık da var bize. Evet, gerçekten ben artık buranın kızı oldum. Kalender Karakol abime de çok teşekkür ediyorum, sağ olsun baba, bize. Baba. Her zaman o güler yüzüyle, evet, o abici, babacı tavırlarıyla her zaman bizlere destek oldu, sağ olsun. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olsun. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah. Burada, tabii bu arada hemen ben gene şöyle bir kardeşlerime dönmek istiyorum. Aslında mikrofon verip konuşturacaktım ama dedi aman abi sakın bize mikrofon verme. Kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar yetinci kardeşlerim. Her zaman söylüyorum onların işi mutfağı. Onlar olmadan bu iş olmaz. Ayaklarına sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de burada Çağrı Akgün kardeşime ve Halit abime çok teşekkür ediyorum. Tabii ki diğer müzisyen kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. İnşallah işlerimiz yavaş yavaş açılıyor. İnşallah da açılır. Bu şekilde koşturacağız inşallah. Evet, paracıklar gelsin artık ya. Ne olur. Gönderin paraları. Sağlık kardeşim. Olsun tabii ki. Öncelikle tabii, önce sağlık. Tabii önceki sağlık. Ama ondan seviyorum. Sonra. Yani ben türkü söylemeyi, halkla buluşmayı evet. seviyorum. Yani onlarla iç içe olmayı çok seviyorum. Ya alıştık diyebiliriz aslında biliyor musun? Ben de mesela 2,5-3 senedir aşağı yukarı program yapıyorum. Ha hem kendi firmam adına burada bulunuyorum. Evet. Hem de program yapmak hoşuma gidiyor benim ya. Aynen. Ciddi anlamda yani hani bu çok farklı bir duygu. Müzik çok başka bir şey. Evet. Gerçekten o insanın içine girdiği zaman hani o sahne tozunu yuttuğunuz zaman o çok başka bir şey. Onu asla evet. bırakamazsınız. Çok başka bir şey ama yani şimdi siz mesela Sönmez Müzik sahibisiniz ve hani saz yapıyorsunuz. Ama böyle bir sanatçı ruhu taşıyorsunuz. O da başka bir şey. Evet. Ama o neden biliyor musun? Çünkü beste yapıyorsunuz, söz yazıyorsunuz. Evet. Bu çok başka bir şey. Yani nacizane ben de söz ve beste yapıyorum. Yani herkes okuyabilir ama yazmak çok başka bir şey. Evet. O konuda da sizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok teşekkür güzel besteleriniz de. Var diyorum yani. Vallahi artık bilemeyeceğim. Allah razı olsun Sedacığım. Çok mu konuştuk Reha abi? Yok çok konuşmadık, çok güzel konuştuk. Ya hep yani müzik de olmuyor. Biraz da konuşmak, kendini ifade etmek gerekiyor. Sonuçta ekran başındakileriyle birlikte biz bir aileyiz evet, yani. Tabii ki. Hemen şuraya geliyorum ben. Az önce kardeşimle konuştuk. Tamam. Yenge hanım herhalde Erzurumluymuş. Evet. Benim Erzurumlu mevzusu geçti ya, ben Erzurumluyum. Hemen yakaladı beni. Şimdi hemen bir Erzurum'dan girecek. Dönün alma meselesi. Acaba da takılardan falan kurtarır mıyım? Herhangi bir şeyden eksik alır mıyım? Ya öyle bir
Babalarınıza ya. Peki. Sağ olun. Tamam, yenge hanıma da Erzurum'un neresinde yenge? Gezköy. Gezköy'de selam olsun diyorum buradan. Selam olsun. Gene kızımıza buradan. Sizi kandıracağız, hadi bakalım. Annemiz diyor, babamız diyor, ondan sonra Hatice annemiz diyor. Hepsine selam olsun. Ağrı'na, yengeme selamlar. Selamlar olsun. Evet. Mustafa Çakır dayıma. Bazlamacı Karın Kral İbrahim kardeşim babası da izliyor bizi, selam olsun. Şöyle ufak bir barak yapalım, ardından Erzurum göğe arası yap diyelim. Haydi bakalım. Yine taşlar kalmadı. Aman alay alayda gözlerimde yaşlar kalmadı. Ben öldüm aman 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 yanasın tamam. Yırtın yuvamda gençliğine doymuyorsan, şu yalan dünyada, şu fani dünyada bir murad almıyorsan, ay ay ay. Bahtı karalım kömür gözlüm, leley leley leley. Ama çık Kuşçören dağlarına da, ama çık Erzurum dağlarına da, oradan bize leyle. Yar 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 yar. Ben öldüm tamam oyum. Gitme benden uzağa, elem senle burada. Gitme benden uzağa, elem senle burada. Seven yürek dayanmaz, hem cilveye hem naza, hem cilveye hem naza. Erzurum yaylası.
Tabii ki, tabii ki. Bulduk seni, bırakır mıyız ya? Ben ne vermişim?
Allah yüreğine sağ olasın. Yengenin gönlünü de aldın. İnşallah öyledir abi. Bize de zaten bir sıkıntımız yok Allah'ınızda da. İnşallah öyledir. Bak oraya da gönderdik. Selam. Biz de halay çektirdik. Vallahi iyi oldu abi. Değişiklik oldu abi. Ben ilk defa bir programda birine halay çektirdim herhalde böyle abi. Halay tarzı oldu. Allah. Biz de burada Erzurum'da olduğumuzu hissettik yani halay. O zaman abi ben mutlu bize. Eyvallah abi sağ olasın. Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederim abi. Efendim ne yapıyor? Vatan alt TV yazıyoruz. İsminin altına yorum yazıyoruz. Biz de burada okuyoruz. Kimin isminin altına yazacak? Onu da söyle bari. Dursun'un mu? Dursun abi. Kardeşim lambayı kapatın ya. Yazık isabet değil. Abi bir şey söyleyebilir miyim ya? Dursun'un kafaymış mı yerde lan? Burada Kuşadası'nda bizleri izleyen bir abim var. Daha yüz yüze görüşmek nasip olur abi. Bir tane mi? Evet. Bir tane abi. Selam abi de selam olsun buradan ya. Bizleri izliyor şu an Kuşadası'nda. Yüz yüze hiç görüşmedim ama. Telefon diye. Evet. Olsun bizden de selam olsun. O da güzel yani. En azından yani bir hayranın var demek. Atom var burada bizim kardeşimiz. O da çiğ köfteci. Ama çiğ köfte getirmemiş. Mirda. Hangisi o? El kaldır. Atom abi görmüyor musun? Yani kocaman adam. Bizim köfteler ne oldu kardeş? Çiğ köfte yoğuramamış abi. Ha, yoğuramamış köfte. Ha, ondan değil mi? Tamam. Bir dahaki programa bekliyorum ben. Yarım saat var Atom. Bitmesini program. Bir dahaki program bekliyoruz. Aynen yani. Çiğ köftemizi aldık. Bir de tatlımız vardı. Değil mi? Haftaya. Tamam. Haftaya çiğ köftenin tatlı geliyor. Beybazar'dan yaprak sarması gelsin. Bizim can kardeşim o da. O zahmetli olur yaprak. Şimdi akşam eve gideceksin, oturacaksın, saracaksın falan. Uğraşma o işte. Bazlamacı da var burada. Yıldıray'ın annesinin babasının dükkanı var ya bazlama abi. Şentepe son durakta kardeşler bazlama. Kardeşim hepiniz yemekçisiniz ya. Saat kaç? Sen yemek getirmez misin? O zaman bizim memleketin yufkası. Yufkadan da bahsedelim. Şöyle bulgur pilavı yaparız tereyağlı böyle. Bulgur pilavını böyle yufkanın üzerine dökeriz. O bizim meşhurdur. Herkese karnı acıkmış herhalde. Onu da buraya şey yapalım. Onu da söyleyelim yani. Vallahi ekran başında bizi izleyen dostlarımız, arkadaşlarımız şöyle söyleyeyim. Ankara'da oturan arkadaşlara sesleniyorum. Bir dahaki programı biz de ne açmışız ya şuna bak ya. Hani kek börek önümüze ne koparsa çaylar bizden. Getirin en azından değil mi burada bir? Ya getirin ya. Hadi ben her hafta buradayım. Bravo oldu şimdi anlamadım yani. Biz yufkada kalmıştık Sedacığım. Yufkada kalmıştık ama çok bahsetmeyelim. Çünkü bizi ekranda izleyenlerin belki böyle şey olur. Canı çeker. Evet. Ama gerçi söylediklerimiz çok cüzi rakamlar. Yani ben herkes onu söyleyecektim. Alabilir. Evet. Yani biz gerçekten öyle. Yani ben sabah mesela dükkanıma gidiyorum. Biraz erken giderim ben dükkanıma. Biraz kendimden bahsedeyim tabii. Ya inanın var ya bir çay bir simit. Vallahi bak dünyaya değer ya. Evet. Yani sen git kardeşim nerede ne kahvaltı yapıyorsan. Ne seriyorsa işte şu şey mi diyorlar sertme kahvaltı. Sen git onu ye kardeşim ben mutluyum. Çay yani, ve simit yeter. Küçük şeyleri gerçekten biz mutlu olmayı seviyoruz. Biz Anadolu çocuğuyuz hani diğerlerine şey lafım yok yanlış anlaşılmasın konu olarak ama hani ufak şeylerle mutlu olduğumuzu söylemeye çalışıyorum. Mesela Seda Hanım bir konu açtık hemen ya işte şöyle bir ızgara yapalım falan değil de işte bizim de yufkamız var. Evet. İşte oradan bir çiğ köfte. Aynen. Vallahi ya ne güzel şuna bak ya. Oldu tabi. Anladı. Bu da tam açmış ya. Lambayı kapat. Ört. Tursun abi. Yana. Tursun senin adın bunusuna kalsın. Kalsın. Bu arada benim burada yeğenim var Bayram. Her hafta geliyor yanıma sağ olsun o da bizle birlikte. Ayağına sağlık yeğenim. Bu da bize bir evlat oldu. Sağ olsun. Efendim ben bir iki tane mesaj okuyayım. Ondan sonra Seda Hanım'la devam edelim. Bugün niye biz böyle yaptık arkadaş bilmiyorum. Güzel abi maşallah. Biz vallahi çok... gayet akıcı değil mi abla? Evet vallahi. Gerçekten öyle. Güzel abi maşallah. Akıyoruz ya. Espri, halay, oynas, arada eksik, para hepsi var maşallah. Tabii ki. Evet. Öyle olması lazım. Evet. Ya biraz evet, hani doğal olmakta fayda var diye düşünüyorum. Hani hatamız varsa kusura bakmayın affolsun. Yani canlı yayın dilimiz sürçmüş olabilir. Yanlış bir şey söylemiş olabiliriz ama. Hani biz istiyoruz ki her şey doğal olsun. İçimizden geldiği gibi olsun. Sizlerin de öyle istediğini ben tahmin ediyorum. O yüzden bugün böyle bir şey yaptık. Ben şu mesajı bulursam inşallah okuyacağım. Benim gözüm de görmüyor. Sende var mı açık mesaj? Oku bir tane o zaman. Öyle Sinan Şahin'den tüm çalışmalar Vatan TV ailesine armağan olsun demiş. Turgay Efe 78 bir bardak çay etmez Seda Hanım demlikte geldi odamıza Vatan TV ekran başına. Onu okumuştuk ama bir daha okuyun. O çok güzel bir mesaj. Teşekkür ederiz. Başka İlhan Ayber'den Erzurum'dan kucak dolusu selamlar. Buyur. İlhan Ayber. Vatan buyur. Biraz şey yapayım ki okusun, hepsini okusun. Buyurun abi.
Vallahi Özlem var ya, bence bir dahaki program var ya, bana burada beni konuşturmaz artık. Bana öyle geldi. Yani tabii. Aynen dedi. Tebrik ederim. Buyur bir tane daha oku. Ondan sonra Seda Hanım'la biz devam edelim. Ayşegül Hanım'dan çok güzel bir program. Her gün keyifle ailecek izliyoruz demişler. İbrahim Şahin'den, Kızılcamam Ahmet'ten, Türkmen oğlu çalarsa sevinirim. Türkmen oğlu, evet. Evet. İnşallah. Öyle mi? Hı. Türkmen oğludur o. Biz öyle okuyoruz onu. Evet. Bir tane daha okuyalım mı Özlemci? Okuyalım. 06 Teknik, Pembe Dayım'ın içtiği çaydan ben de istiyorum. Reklamı yok mu demiş. Efendim, tabii her zaman biz bunu söylüyoruz. Edirne'den Kars'a, dünyada Kars'a diyoruz. Ben de Kars'tayım zaten. Hadi canım. Evet. Buyur, neresinde? Kars'tan. Ben de oralıyım. Allah Allah. Hangi köyden misin? Efendim burada Kars'a da selam olsun. Evet. Selamımız olsun. Ailem hani, aileme de selam gönderiyorum buradan. Bizden de bol bol selam. Ben her programda söylüyorum. Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a diye bir kelimemiz yani, evet, var. Her yere selam olsun. Bizi izleyen herkese selam gönderiyoruz efendim. Sedacığım devam edelim mi seninle? Edelim hemen Reha abi. Benim Instagram sayfama da mesajlar gelmişler. Tamam. Aşkı satan satana, Ankara'nın bağlarını istiyorlar. İnşallah zamanımız kalırsa güzel bir şekilde onları da okuruz. Şu anda mikrofon sende, ne istiyorsan o. Tamam, o zaman gelsin bakalım. Hadi bakalım. Şöyle bir firari yapalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam tabii edelim. Tabii ki.
Şinanay, şinanay, nay, nay, boşa yanmış vay kalbim
sağ olun. Ya kardeşim. Teşekkürler. Bu ne güzel bir program oldu ya. Biz İstanbul'u arayalım, bir saat daha versin bize ya. Erhan abi duyuyor musun bizi? Vallahi ne oldu ya bugün arkadaş ya. Selam olsun buradan İstanbul'a Erhan abi. Özlem Hanım buyurun. Orası sizin. Yok ben de bu şöyle oturacağım. Şey yaptık böyle canlı canlı okuduk değil mi? Bir tane playback yaptık o aynen. Kadar. Ben evet. De bir yeni parçamı playback olarak çıkardık. Buradan izlemeyen varsa bir dinlesinler abi ya. Sıfır tabii. Parça yaptık. Sözde herkes seviyor. Biz bir bakıyoruz izlemede kimse yok. Lütfen Ahmet kardeşim izleyin. Eserin adı ne? YouTube'dan nasıl? Tuzuncu Hamamlı Ahmet YouTube kanalımızda abi. Şu an bizi eserin kesinlikle en az 1000 kişi izliyordur. Misal diyorum. Daha çok. En az diyorum. Eserin adı ne kardeşim? Özel Müktür Girilmez. Bitti bu kadar. Son videomuz. Adam noktaya koymuş ya. 16 bin izlenimiz var abi. Yarına kadar 20 bin yapsınlar ya. Buyur. Bekliyoruz. Ne kadar yüzsüz bir adam değil mi? Ya ne olacak abi desteklesinler yani YouTube kanalımızdan ya izlesinler. Ne var yani? Ya şu zamanda tabii ki en çok yara alan mesleklerden birisi müzisyenler evet. Ve tabii ki Ahmet kardeşimin sözüne katılıyoruz. Sağ olasın ablacığım Allah razı olsun. Senin de herhalde... Ben de yeni yaptım evet. Hı-hı. Ahmet'le aynı gün çıktı. Aynen. Seda ablamın klibi benden birkaç saat önce mi çıktı? Evet aynı gün. Senin eserin ismiydi? Cezayir. Cezayir o bilindik Cezayir, bir eser. Cezayir Seda Hanım'dan. Lütfen onu da dinleyelim. Özellikle buradan abone seviyoruz. Olalım kanalımıza. Kanala abone olacağız diye. Ne güzel. Hem dinleyecek hem abone olacak. Aynen abi. Şu an bizi oldu. İzleyen, Vatan TV'yi izleyen Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden insan var. Ya ne kadar bir baksam 20 bin yapsalar ne güzel. 4 bin rakam olur. Ama durmak yok. Ben gene sanatçı stüdyodayım. Sanatçı kardeşlerimizden lütfen desteklerimizi esirgemeyelim. Evet. Ben gene stüdyodayım. Çalışıyorum. Yeni eserler Çağrı kardeşimin stüdyosunda inşallah. Çok güzel eserler gelecek. Klipler gelecek. Bu hafta belki atabiliriz haftaya yeni güzel sürpriz klipler yolda İnşallah geliyor. İnşallah biz de bekliyoruz. Seda Karay'ı takipte ya hayat müzik de güzel. O yüzden evet. Her zaman söylüyorum sanatçı kardeşlerimize sahip çıkalım, destek olalım, dinleyelim. Çünkü gerçekten şu anda Ankara'mızda müzik sektörü gayet güzel. Çok evet. Güzel eserler yapılıyor. O anlamda ben bunu özellikle tavsiye ediyorum. Efendim biz Sönmez Show programımızın daha sonuna geldik. Ben öncelikle tabii her zaman lafım budur. Bayanlar 1-0 öndedir. Böyle mi konuşuyor? Oldu döneyim o zaman şöyle. Niye sabahtan beri söylemiyorum böyle konuşuyoruz? Efendim bayanlar her zaman 1-0 öndedir bize göre. Çünkü bizim bayanlara verdiğimiz değer çok farklı. O yüzden Seda Hanım'la başlayalım. Efendim geldiğiniz için çok teşekkür ederim Seda Kara. Ben teşekkür ederim Leha abi. Programın başında da söylediğim gibi gerçekten burada senin programında olmaktan son derece mutluluk duydum ve çok güzel keyif aldım. Ekran başındaki kıymetli izleyenlerimize de hoş bir Seda bırakabildiysek ne mutlu bana. Evet. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri takip etsinler. Güzel eserler, güzel klipler yolda. İnşallah bu kötü süreçte kısa bir süre içinde inşallah biter. Biz herkes işinin başında olur. Tekrar Vatan TV İstanbul çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Ankara'daki stüdyodaki kardeşlerim, abilerim, kameraman abilerime ve kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Kalender Karakol abime çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağına ben sağ çok olun. Memnun oldum gerçekten. Tabii çok güzel bir program oldu. Biraz hani geç oldu ama güç olmadı. Çok hoş oldu. Evet. İnşallah bundan sonraki yayınlarda da i̇nşallah, böyle inşallah. Şeyimiz olur. Yine müzisyen, gelirsin inşallah. Kardeşlerime çok teşekkür tabii, ediyorum. Onlar gene söyleyeyim. Bizim mutfağımız. Onlar evet, olmadan evet. Olmaz. Onların da ayağına sağlık diyoruz. Allah razı olsun. Bu saatlere kadar geldiler. Sağ olsunlar. Çaldılar. Evet. Kızılcamanlı Ahmet kardeşim. Vallahi ben de Vatan TV ailesine Ankara stüdyosundaki tüm personele, kalender ağırına, İstanbul'daki personelimize teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırladığın için sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Ayağına güzel sağ program oldu. Bir huzurumuz olduysa affola. Biz de seyircilerimizi hoş bir Ahmet bırakabildiysek, Seda ablan dedi ya, hoş bir Seda Ahmet. Ama abi hoş şimdi hoş bir... Aa, o da güzel oldu. Hoş bir Seda, hoş bir Ahmet. Güzel. Yok, orada da şeyi aldı. Bırakalım, bırakalım, ne yapalım? Estağfurullah kardeşim. Ahmet gerçekten ben... Çok uzun yıllardır program yapıyorum ve programımda Ahmet'i alıyorum. Allah razı olsun. Evet. Böyle birkaç tane gerçekten bu meslekte kardeşim kadar sevdiğim birkaç evet, tane evet, meslektaşım evet. Var. Efendim, bunlardan birisi de güçlüyle güzel kardeşlerimiz Ahmet. Var, doğru. Gerçekten yüreği güzel bir kardeşim. Allah yolunu bahtını açık etsin cümlesin, her zaman. Cümlesin. Yani hem bir telefonumuzda hemen gelebiliyor. Yani evet. Hemen yardımcı olabiliyor. Sağ olsun. Allah yolunu bahtını açık etsin. Amin Allah'ım cümlemizin. Biz sizin gibi abilerimizin, ablalarımızın her zaman alo deyince yanına gelebilecek. Gebertirim. Hani hoş bir Seda biliyor musun? Hani yakışır da. Ben de şakasına bilirim zaten. Ay her zaman söyleyebilirsin. Ay estağfurullah olur mu ne demek. Ahmet'in olduğu yerde her zaman için
şey vardır. Yani gerçekten tabii, güzellikler vardır. Güzel insanlar izliyordur bizi. Kalbi güzel eminim. İnsanlar gittikleri evet. Yere zaten onu